Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde İrem Elvacıoğlu ile başrolü paylaşan Engin Öztürk, hafta sonu spor hocası Berkay Varol'un boks maçını izledi. Berkay bizim kardeşimiz, kaç yıl oldu, belki 8, belki 9 yıldır spor hocamız. Ondan sonra ama bu yola girdi işte, 5-6 haftadır herhalde. Canımız kardeşimiz, bir de çok güzel bir yolculuğu var. Bir de çok güzel noktalandı da demeyelim, çok güzel bir yola başladı belki de. O yüzden de çok heyecanlı, çok mutluyuz. Öztürk, dizi çekimlerinin yoğun bir tempoda devam ettiğini söyledi. Çalışıyoruz, biliyorsun işte, iş devam ediyor. 6 gün neredeyse çalışıyoruz, yoğun gidiyor ama güzel gidiyor, o yüzden çok şükür. Ünlü oyuncu partneri İrem Helvacıoğlu'nu övdü. Beraber çalışmaya başladık, vallahi çok şükür onunla da o kadar böyle şey çalışıyoruz ki, rahat çalışıyoruz ki, çok önemli partnerin, devamlı berabersin, evet. Aynenden, ondan, bundan, herkesten fazla görüyorsun. Allah'a bin şükür vallahi. Engin Öztürk, Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin devam edip etmeyeceğini bilmediğini anlattı. Sezon finali falan olmayacak mı, yoksa devam mı sezonda da? Bilmiyorum babacığım, o daha erken ya. Bir de onlara kanal karar veriyor, yapımcı karar veriyor. Henüz bizimle ilgili bir şey yok daha. Özür dilerim Defne. Kül olur kalbindeki zamanla. Ülkemizde Duvara Karşı filmiyle ünlenen Sibel Kekilli, Taksim'de Magazin Hattı kamerasına takıldı. Kekilli, bazı Türk takipçilerin attığı çirkin mesajlar yüzünden Instagram hesabına Türkiye'den erişimini engellemişti. Sibel Hanım, hoş geldiniz Türkiye'ye. Hoş bulduk. Bir proje mi vardı efendim, yine bir sinema filmi mi? Bir projede de yer aldınız. Şimdi yeniden mi acaba? Hoş geldiniz. Sosyal medyada Türkiye'yi yasakladınız Sibel Hanım. Ama şu anda da ülkemizde size neler söyleyeceksiniz? Ya, just go. Sorry, no, thank you. Okay. Çok kısa, çok kısa konuşsaydık. Hani sizi burada görmüyoruz çünkü. Şarkıcı Simge, Murat Dalkılıç ve Özlem Başar, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Lig'e çıkan Pendik Spor'un şampiyonluk kutlamalarında sahne aldı. Pendik sahilde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Pendik Spor Kulüp Başkanı Mustafa Şahin Yılmaz, Simge'ye forma hediye ederek birlikte şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Eşi, avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından zor günler yaşayan Ece Erken, engellilerle bir araya geldi. Ünlü sunucu, ayağını kaybettikten sonra Altın Adamlar hareketini kuran Erkan Solmaz'la beraber ihtiyaç sahibi engellilerin protezlerine kavuşmasına vesile oldu. Altın Adımlar Derneği'nin başlatmış olduğu çok güzel bir yardım kampanyası. İhtiyacı olan sahiplere protez takılıyor ve bugün de 3 tane pırlanta gibi arkadaşımızın protezlerine tanıklık ediyoruz. Diyorum, demeye devam edeceğim tabii ki, yaşadıklarımdan da ölümün çaresi yok. Ama her şeyin çaresi önce Allah, sonra işte bu tarz güzel dernekler, yardımsever, iyi insanlar sayesinde çözümlenebiliyor. Erkan Solmaz, organizasyon sırasında ayrıca 44 yaşına giren ünlü sunucuya sürpriz bir doğum günü kutlaması da yaptı. Rock müziğinin 54 yaşındaki usta ismi Teoman, Harbi Açık Havada sevenleriyle buluştu. Danslarıyla da ilgi odağı olan ünlü rockçı, seyircilerle esprili bir sohbete imza attı. Bugün ilk kez çalacağımız şarkılar var. Aslında programı söyleyeyim. Program falan değil. Son 4 şarkıda sizleri ayağa kaldıracağız. Kendimizi rock yıldızı gibi hissediyoruz o zaman. Barış Akarsu'nun hayat hikayesini anlatan Barış Akarsu Merhaba adlı filmde oynamaya hazırlanan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu bir kafede arkadaşlarıyla sohbet ederken kameramıza yansıdı. Derya Tuna Beylikdüzü'nde bir AVM'de düzenlenen söyleşide Seda Akgül'ün sorularını yanıtladı. Tuna, 27 yıllık eski hayat arkadaşı İbrahim Tatlıses'in artık yakın akrabası olduğunu söyledi. Benim gözümün
önünde İbrahim Bey günde 5 kere arar der yani. Hala akıl danışır, fikir danışır. Ama ben hep söylüyorum, İbrahim Bey benim en yakın akrabam. Çünkü çocuğumun babası. Duyuyorsunuz. Evet. Derya Tuna söyleşide kadınları kızdıracak sözleri de imza attı. Belki hanımlar kızacak ama vallahi evde erkekler az uçuyor. Ciddi mi söylüyorsunuz? Yemin ediyorum. O hanımlar birazcık böyle bir şey olduğu zaman onlar gidiyor. Bir erkek size baktığı zaman eğer siz dönüp de ona bir yeşil ışık yapmazsanız bir şey çekiyor. Tabii doğru. Yani. Ünlü şarkıcı Cem Adrian yaz konserlerinin açılışını Vadi İstanbul'da yaptı. Tribünü 2200, sahne önü ayakta 3500 kişi seyirci kapasiteli olan mekan şarkıcının hayranlarıyla dolup taştı. Geçmişte o gün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Cem Adrian konserlerinde eğlenceli şarkıların neden yer almadığının altını çizdi. Acı çekmeyi seven dinleyicim, mazoşist dinleyicim. Çok isterdik biz de böyle eğlenelim, zıplayalım, coşalım ama zaten müzik dünyasının %90'ı bunu yapıyor. İşte biz de böyleyiz. Yoksa yalnız mısın sen bile Yansın Ankara adlı yeni türküsünde Merlin Monroe görüntüsüne bürünen Ceylan, Bebek'te kameralara takıldı. Çok şık gördük sizi, spor. Şapka da geliyor. Böyle Ceylan'ı göreceksiniz. Ay, ne kadar megalomanım, görüyorsunuz kendimi. Kendimi şapkalara yazdırdım artık. Yıllara meydan okuyan 47 yaşındaki şarkıcı, çok konuşulan yeni klibindeki imajını anlattı. ...50'li 60'lı yılları böyle yapmak istedik esasında biz. Ama işte oradaki bir kırmızı rujlar bilmem neler... ...tabii iş Marlon Morley'e doğru gitti. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra... ...sonraki bölümde de bir Milan Rouge... ...yani Paris bir kabare şeyi var. Zaten benim kafamdaki de oydu. Ankara pavyonlarında genelde çok klip çektiler hani o tarzda. Hani biz onu biraz daha moderni çekelim dedik. Gündüz kuşağı programlarına konu olan marjinal insan öykülerine dikkat çeken Ceylan, sanatçıların hedef gösterilmesine isyan etti. Her şeyin suçlusu, her şeyin sorumlusu bizmişiz gibi hep bizi suçluyorlar. Böyle bir şey yok. Kişi kendinden sorumlu. Tabii ki bizim içimizde de ayıklanması gereken insanlar var. Onu da yok demiyorum ama arka sokaklarda neler oluyor onu da biliyoruz. O şunu şöyle hemen toparlayıp, yani zaman ahir zaman, kurt belli değil, kuzu belli değil. Camdaki Kız dizisinin canısı Hande Ateyzi Galata'da görüntülendi. Dizinin 16 Haziran'da sezon arası vereceğini belirten ünlü oyuncu her yıl olduğu gibi bu yazda Bodrum'daki yazında tatil yapacağını anlattı. Sezon bitti mi? Bitti daha mi? 3 bölümümüz kaldı sezonun. Son. Yani daha doğrusu şey işte ara veriyoruz tatile. İşte Allah kısmet ederse Eylül'de tekrar başlayacağız. Ondan sonra tatil? Ondan sonra tatil, sonra Eylül'de nasıl geçecek devam. Tatil? Ben hani Bodrum, ev filan, oğlan mı oğlan. Ünlü hakem Erman Toroğlu, geçen aylarda evlendiği kendisinden 34 yaş küçük avukat Ezgi Yavuz'la Asmalı Mescid'de görüntülendi. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun. Sözü göremiyoruz. Kitabınız çıkacak, hayırlı uğurlu olsun diyelim önce. Anlamadım, kitap mı çıkacak? Evet efendim. Oğlum haberin yok, kitap çıkalı bir ay oldu. Bir ay mı oldu? Bodrum'la İstanbul arasında mekik dokuyan 73 yaşındaki Toroğlu'nun yıllar sonra küpe takması çok konuşulmuştu. Efendim yeni tarzınızda çok konuşuldu, çok beğenildi. Çevrelerce. Ne? Beğenildi? Yeni tarzınız çok beğenildi. Ha, sağ ol, teşekkürler. Stil danışmanınız Ezgi Hanım mı efendim? Ezgi Hanım mı yardımcı oluyor size? Tabii, şeyler? Oluyor. Siz de mutfakta yardımcı oluyormuşsunuz ona. Evet, hatta. Doğru. Bütün efendim... Zeytinyağlı yemekleri de genelde siz yapıyormuşsunuz. Doğru. Genç eşiyle mutluluğu yakalayan Erman Toroğlu ayrıca saçlarını siyah boyatmaya başlamıştı. Saç stiliniz de efendim çok konuşuldu. Yeni rengi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ olun. Siz nasıl de. Görüyorsunuz? Küpe de efendim çok yakışmış bu arada. Sağ ol. Böyle görmeye alışkın değiliz o yüzden. Sağ ol. Şimdi efendim peki ne yapacaksınız devamınızda? Yeni hayalleriniz, planlarınız var mı? Barcelona'da çünkü dünya evine girdiniz. Yeni evet. Olarak ne yapacaksınız efendim? Çünkü avukat kendisi de İstanbul'da olması gerekiyor. Bodrum'a yerleşecek misiniz? Beraber orada yaşamaya devam edecek misiniz? Neler düşünüyorsunuz konuyla ilgili? Hocam çok soru sordum ben.
Sizi görünce efendim. Çok soru sordun. Bir şeyler yapacağız ya. Hayırlısı olsun diyelim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şeyh Aysam, Samsun Atakum Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümünde gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında konser verdi. Atatürk'ün Cumhuriyeti'nin kadını böyle oluştu. Gurur duyuyoruz gerçekten. Evet, evet. Bunu yaşadığım, yaşayacağım son güne kadar gururla taşıyacağım, hakkını vereceğim. Elimden ne geliyorsa bu cumhuriyet için, bu gençlik için. Çalışmaya, kendimi var etmeye, duydunuz onlara mu? İyi örnek olmaya çalışacağım. Duydunuz mu? Duydunuz mu gençler, kadınlar? Duydunuz mu? Başrolünü oynadığı Sadakatsiz dizisi haftaya final yapacak olan Cansu Dere trafikte görüntülendi. Cansu Hanım çok kısa konuşalım da. Sizi bekliyorduk ama çekemiyorum. Bir yandan çıktınız. Çok pardon, ne yapayım? Arkadaşımı bırakacağım da bir yere. Merhaba. Neler yapacaksınız? Sonra konuşuruz var. Artık hep müsaitim, denk geleceğiz. Dere'nin Sadakatsiz dizisindeki rol arkadaşı Melis Sezen'in geçen Aralık'ta Altın Kelebek töreninde giydiği elbisenin göğüs dekoltesi aylar sonra tartışma konusu olmuştu. Genç oyuncu konuyla ilgili eleştirilere sosyal medyadan şu yanıtı verdi. Bu fotoğrafı paylaşmamıştım. İçimde kalmıştı. Kalmasın. Biz kadınlar çok güçlüyüz. Her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Rol arkadaşınız Melis Sezen hakkında da yorumlar Melis'i yapıldı. Melis'i çok seviyorum. Melis çok güzel bir cevap verdi zaten. Gitmeden hemen şunu da soralım. Dizide aldatılan bir kadını canlandırdınız. Burada mı konuşalım? Allah aşkına yapmayın. Ne olur hadi ne olur. Hadi göreceksiniz bir... bundan sonra çalışmıyorum. Caner olur, Cimbrut'ta da haberler çıkmıştı. Onunla ilgili yapmayın bir şey verseydik. Yoldan çıktı. Rock müziğinin usta ismi Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Manisa'da düzenlenen etkinlikte sahne aldı. Konser alanına gelen bir köpeğe sarılarak şarkı söyleyen sanatçı bir kez daha kalpleri fethetti. Bitip tükenmez sigara, o da derdi, o da derdi. Ciğerim nefessiz kaldı. Her şey yalan olsa bile en güzel az olurmuş. Her şey yalan olsa bile en güzel az olur. Gördüğünüz gibi dertim benim, dertim, 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 dertim. Gonca Ustateri, vizyondaki Allah yazdıysa bozsun filmindeki performansıyla beğeni topluyor. Kalbinde atıyor aslında. Ha. Bul. Nasıl? Ah. Evlerinde elem bağları yanıyor. Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor. Gonca Ustateri, Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncularından Melis Sezen'in Altın Kelebek ödül töreninde giydiği kıyafetle ilgili başlayan tartışmalara dahil oldu. Ustateri, İzmir'deki film galasında oyuncu arkadaşlarıyla sütyen tartışmasına atıf yaptı. Bunlar içeri gitmiş, giyin altı kalalı verdi vermeye. Gerçekten mi? Beni de almışlar mısınız? Bilseydim sütyensiz bir elbise giyerdim ya. Deniz Teki, bir güzellik markasının sahibi olan Nazo Zeyrek'in doğum günü partisine katıldı. Çeşme'deki renkli organizasyonda ünlü isimler, geçtiğimiz yıl yangından kurtarılan hayvanlara destek olmak için bir araya geldi. Toplanan bağışlar, Ömürgeliğin kurucusu olduğu Hachiko Derneği gibi hayvan derneklerine aktarıldı. Hachiko Derneği adına bu toplantımızın amacı aynı zamanda hanımefendinin doğum günü. Orman yangında yanmış yaralı hayvanlarımız için, onları iyileştirmek için toplanan bağışlardan mütevellit. Çocuklarımızı, hayvanlarımızı doyurmak adına çok büyük bağışlar yapıldı. 70.000 TL ile başlayan bağış 150.000'i geçti ve biz şaşkınlık içindeyiz ve çok mutluyuz. Hayvanlar olmazsa biz olmayız. Hayvan sevmeyen insanı insandan saymıyorum ben kendi adıma. Onlara hayvan demeye bile kıyamıyorum. Onlar haycan. Deniz Tekin'in geçen hafta Bakü konserindeki saç ve makyajı görenleri şaşırtmıştı. Bakın bugün de Hakan Bey beni boyadı burada Alaçatı'da. Ben Deniz Tekin'im yani. Orada Bakü'de onlar çok seviyorlar
böyle hani ihtişamı, şaşayı çok da yakışıyor. Ben de kendime çok yakıştırdım. Estetik yapmadık, bir şey yapmadık yani. Aslan gibiyim. Güzelim maşallah, daha ne diyeyim? Aynalara baka baka kendini kendine şikayet ediyorsun. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Özbey, 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Samsun Atakum Çobanlı İskelesi'nde sahne aldı. Eylül sonunda bir erkek bebek dünyaya getirecek olan Özbey, sahnede duygusal anlar yaşadı. Ünlü oyuncu Bilma Eles, Zincirlikuyu'da düzenlenen bir moda ve pazarlama fuarında modacı Serena Tosoroğlu'nun annesi Carmen Tosoroğlu'nun 30 yıllık çeyiz sandığından çıkan masa örtüsü ve dantellerden tasarladığı elbiseyle boy gösterdi. Bilma Eles, kendi çeyiziyle ilgili soruları da yanıtladı. Hatırlamıyorum. Çok oldu. Çok oldu, gerçekten hatırlamıyorum yani, evet. Şırnak Valiliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Şırnak Gençlik Festivali ve Judy Cup tenis turnuvası kapsamında düzenlenen konserler renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin ilk gününde Samsak Döveci türküsüyle son dönemde dikkatleri üzerine çeken Elif Buse Doğan sahne aldı. Samsak Döveci ile ilgili konuda özel bir çalışmamız olmadı. Sosyal medyada insanlar videolarımızı paylaştılar. Paylaşa paylaşa bu noktaya geldi. O vesileyle de daha çok konsere gidiyorum. Daha çok Türkiye'mizin güzel illerini dolaşıyorum. Şırnak da onlardan bir tanesiydi. Langıdı lang lang. Langıdı lang lang, langıdı lang lang, samsak köveye.